Sevgili dostlarım, Ramazan hızla devam ederken yine birbirinden faydalı öneriler, yine birbirinden güzel tariflerle siz dostlarımızla yine birlikteyiz. Bizlere sorularınız olursa tv360.com.tr Instagram adresinden, dr.ayçakaya@dr.ayçakaya Instagram adreslerinden direkt sorularınızı sorabilirsiniz. 7/24 her zaman her daim yanınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyla yan yanayız, birlikteyiz, baş başayız. Konumuz ne? Baş ağrısı. Herhalde hayatında hiç baş ağrısı yaşamamış hiç kimse yoktur, değil mi? Günlük yaşamımızda enerjimizi azaltan, bizi hayattan koparan, yaşam kalitemizi düşüren en önemli semptomlardan bir tanesidir baş ağrısı. Ve ne yazık ki Ramazan'da bunu sık sık yaşıyoruz. Sizler de yaşıyor musunuz baş ağrısı? Bugün konumuzda, bugünkü konumuzda Ramazan'da baş ağrısı yaşamamak için ne tür önlemleri almalıyız? Bunu bir konuşacağız. Baş ağrıları aslında her ne kadar kafa içi yer kaplayan tümörlerden, yüksek tansiyondan, menenjit gibi beyin zarı iltihaplanmalarından olabilse de Türk Nöroloji Derneği'nin verilerine göre baş ağrılarının %90 nedeni migren ya da gerilim tipi baş ağrıları. Migren ve gerilim tipi baş ağrılarının da en büyük nedeni ne biliyor musunuz? Yanlış yaşam tarzımız. Ve Ramazan'da da uzun süre olan açlık, gece uykunun bölünmeleri bu baş ağrılarını tetikleyebiliyor. Biz bu programda daha az baş ağrısı yaşamak için acaba nelere dikkat etmemiz gerekiyor sahurda ve iftarda? İşte bunlarla ilgili sizlere küçük küçük püf noktaları, ipuçları vereceğim. Umarım çok büyük faydasını görürsünüz. Şimdi bir kere baş ağrısının önlemenin en iyi yolu iyi bir uykudan geçiyor. Ve Ramazan'da sahura kalktığımız için uykumuz bölünüyor, değil mi? Yani bunu engelleyemiyoruz ama kaliteli bir uyku uyuyabiliriz. Bunun için size önerim şu olacak. İftarı yaptık ya, iftardan sonra eğer sık baş ağrısı yaşıyorsanız gün içerisinde lütfen sahura kadar hiçbir şey yemeyin. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. İftardan sahura kadar hiçbir şey yemeden, tabii ki bu sahura kadar ayakta kalın anlamına gelmiyor, sadece yemek yemeyin. Saat 11.30-12 gibi yatağa gidebilirsiniz. 12 ile 3 arasında ya da sahura kadar olan süre içerisinde bir uyku, sahurdan bir saat kadar sonra uyuyacağınız ikinci uyku en azından vücudunuzun ihtiyacı olan büyüme hormonu ve melatonini yerine koyar. Şimdi bu iki hormon vücudumuz için çok önemli çünkü uykuda sentezlenen iki hormon, büyüme hormonu ve melatonin. Büyüme hormonu çocuklarda büyümeyi, bizlerde de yaşlanmanın önüne geçen hormonlardan biridir. Tıpkı melatonin gibi. Ve bu iki hormonun salgılanmasını iyileştiren en önemli nokta ne biliyor musunuz? Karanlık, sessizlik, ışıksızlık ve biraz da açlık. O nedenle size diyorum ki iftardan sonra lütfen sahura kadar hiçbir şey yemeyin ki bu dönemdeki açlığınız bu hormonların birazcık yükselmesini sağlasın. İkincisi, mesela iftarı açıyoruz. Normalde ne yapıyoruz? Hemen işte meyve tabakları geliyor. Neredeyse sahura kadar sürekli bir şeyler yeniliyor. Saat 1 gibi yatılıyor, 3 gibi kalkılıyor, işte 5 gibi yatılıyor, tekrar 7 gibi kalkılıyor derken uykular bölük pörçük oluyor. Siz şunu yaparsanız, iftardan sonra gece 11.30-12'ye kadar hiçbir şey yemezseniz, 12'de yatıp 2.30-3'e kadar uyuyup, imsak vaktinde kalkıp sahurunuzu yapıp arkasından 1 saat kadar bir boşluk bırakıp sonra uyuyup 7'de kalkarsanız en azından bu uykudaki hormonların minimal olarak vücuda girmesini sağlarsınız. Vücutta salgılanmasını sağlarsınız. Bu arada da bir şartım var. Ne biliyor musunuz o şart? Lütfen uykuyu televizyonun karşısında yapmayın. Karanlıkta olsun, hiçbir ışık kaynağı olmasın odanızda ve hiçbir ses kaynağı olmasın. Nasıl? İftardan sahura kadar hiçbir şey yemiyoruz. Şeyde de yani uyurken de kesinlikle sessizlik, tam bir karanlık ve sessizlikle baş başa olalım. Demek ki ilk yapacağımız ertesi gün baş ağrısından kurtulmanın en önemli nedeni bu. Yolu bu. İkincisi, mesela bazı araştırmalarda günlük 3,5 gram tuzu fazla alanların ortalama 1,5 gram tuz alanlara göre %25 daha fazla baş ağrısı çektiği biliniyor. Yani bu ne demek oluyor? Lütfen sahurda özellikle tuzlu yiyeceklerden uzak durun.
Nedir bu tuzlu yiyecekler diye baktığımızda tuzlu peynirler, salamuralar, turşular, şalgam suları, akşamdan kalan kızartma türü yiyecekler, tuzu yüksek yiyecekler. İşte bunları sahurda lütfen yemeyin. Sahurda bunları yediğinizde baş ağrısı yaşama sorununuz yükselebilir. O nedenle bunlardan uzak durmakta fayda var. Bununla birlikte yeteri kadar su içimi çok önemli. Ama yeteri kadar acaba iftarda ve sahurda su içiyor muyuz? Lütfen buna dikkat edin. Hatta bununla ilgili benim bir formülüm var. Diyorum ki 3 bardak su iftarda, 2 bardak iftardan hemen sonrasında, 2 bardak yatana kadar en az 3-4 bardak da sahurda içtiğinizde günlük ortalama 8-12 bardak arasında su tüketiminizi yapmış olursunuz. Bu da bir sonraki günde terleme ile birlikte ve susuzlukla, su içmediğim için susuzlukla birlikte olan dehidratasyon dediğimiz vücuttaki kurumanın önüne gider ve baş ağrısı yaşama durumunuz daha da azalabilir. Yine kafein, hepimiz seviyoruz. Azı zarar, azı kerar, çoğu zarar diyoruz kafeinde. Çünkü kafein düşük dozlarda baş ağrısını önlüyor ama yüksek dozlarda baş ağrısını tetikleyebiliyor. 3 fincan kahveyi asla geçmeyin, 1 fincandan da şaşmayın diyoruz. Bunu isterseniz iftar sonrası ya da sahur sonrası bir bardak içebilirsiniz, bir fincan kadar içebilirsiniz. Yine baş ağrısını önleyen en güzel vitamin hangisi diye soracak olursanız tabii ki B grubu vitaminler, özellikle B2 vitamini size söyleyeceğim, riboflavin. Nerede var B2 vitamini? Yoğurdun suyunda var. Yani ne yapıyoruz sevgili dostlarım? Cacık yapıyoruz yoğurt suyuyla. Bunu iftarda ve sahurda yediğinizde B2 vitamininin vücudunuza girmesine bağlı bu semptomları daha az yaşayabilirsiniz. Yani yoğurdu, cacığı mutlaka sofralarımıza koymak gerekiyor. Ayranı cacığı yaparken de yoğurdun içerisindeki o su var ya, su, öz suyu, işte bunu kullanacağız. Bunun için de mutlaka evde kendimiz yoğurt yapacağız. Bunun için de illa bir sütçü bulmak zorunda değilsiniz ama cam şişede satılan sütleri alıp bu sütlerle evde kendiniz mayalayabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Bu yoğurtların böyle bir yeşil suyu oluyor ki o kadar faydalı, inanamazsınız. İşte bu suyu ayran yapabilirsiniz, cacık olarak kullanabilirsiniz. Semiz otu salatalarınızda yoğurtla birlikte karıştırarak kullanabilirsiniz. İşte bu su sizin ertesi gün daha az baş ağrısı çekmenizi, daha az baş ağrısı yaşamanızı sağlayabilir. Yani baş ağrısından sizi kurtarabilir. O nedenle sahurda çok baş ağrınız oluyorsa da iftarda sofranızda mutlaka yoğurt suyu içeren bir tarifiniz olsun diyorum. Yine tabii ki baş ağrısını en çok tetikleyen olaylardan bir tanesini kan şekerinin hızlı yükselmesi ve ani düşmesi. Bazılarımızda gün içinde baş ağrısından değil ama iftardan sonra baş ağrısından çok yakınıyor. İşte onlar için de şöyle bir tavsiyem olacak. Magnezyum oranı yüksek yiyecekleri iftardan sonra tercih ettiğinizde bu da baş ağrısı semptomunuzu azaltabilir. Muz mesela, yağlı tohumlar dediğimiz badem, ceviz, yer fıstığı olabilir. Bununla birlikte kuru baklagillerde, iftarda yiyeceğiniz kuru baklagillerde magnezyum oranı yüksek yiyecekler olarak baş ağrınıza bir çözüm olabilir. Tabii kan şekeri dalgalanmaları da baş ağrısını çok sık tetikler ya da ortaya çıkarabilir. Mesela iftarda kan şekerinizi hızlı yükselten beyaz undan yapılmış pideler, pirinç pilavları gibi, patates gibi yiyecekleri birlikte yerseniz eğer, bu da kan şekerinizin çok hızlı yükselmesine ve ani düşmesine bağlı iftardan sonra baş ağrısı yaşamanıza neden olabilir. Şimdi diyorsunuz ki ben bütün bu önlemleri alıyorum ama yine de baş ağrısı çekiyorum diyorsanız, sevgili dostlarım, sizi şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer baş ağrınız enseden gelip öne doğru geliyorsa, yani enseden başlayan çok şiddetli bir baş ağrınız varsa, beraberinde yüksek ateşiniz varsa, kusmanız oluyorsa, özellikle bu çeneyi buraya değdirmekte güçlük çekiyorsanız, bulantı ve kusmayla birlikte olan baş ağrıları aslında acil baş ağrılarıdır. Bununla ilgili mutlaka bir acil kliniğe başvurmanız, acil nöroloji ya da acil dahiliye tarafından da görülmeniz gerekebilir. Çünkü enseden başlayan baş ağrıları yüksek tansiyonun belirtisidir. Bununla birlikte zonklayıcı tarzda bulantı kusmayla birlikte olan baş ağrıları kafa içi basıncını arttıran, yer kaplayan kitleler nedeniyle olabilir. Yüksek ateşle birlikte ise bu menenjiti çağrıştırabilir. Yani baş ağrısı deyip geçmeyelim.
Ama bu semptomlar yoksa, sadece yarak şakaklarınızda zonklayıcı tarzda bir baş ağrınız oluyorsa ve bu dinlenmeyle birlikte geçiyorsa, beraberinde bulantı, kusma ve ateşiniz yoksa, bu gerilim tipi baş ağrısını daha çok çağrıştırır bize. O nedenle yaşam tarzınızda alacağınız bu önlemlerde bu baş ağrısından kurtulmanızı sağlayabilir. Peki, suyumuzu içtik, uykumuza dikkat ettik, yoğurdun sularından içtik, tuzlu yiyeceklerden uzak durduk, magnezyum oranı yüksek yiyecekleri sofralarımıza koyduk. Peki başka ne yapalım, ne yapalım? Bir de bitki çaylarından biraz yararlanabiliriz. Bitki çayları da iftar sonrasında hem mide bağırsak sisteminin rahatlatılmasında hem vücudun gevşemesinde bize çok çok büyük faydası olur. Özellikle size yeşil çayı önereceğim. Tarçını önereceğim çünkü çok iyi bir kan şekeri dengeleyicisidir. Zencefil zaten yüzyıllardan beri Çin tıbbında kullanılan, insanı kanserden bile koruduğu düşünülen baharatlardan bir tanesidir. Sık sık sofralarımızda olmasında fayda var. Limon ve nanenin de metabolizm hızını hafif arttırıcı, beraberinde de vücudu gevşetici etkilerinden yararlanalım. Hadi gelin bir de çok sık baş ağrısı yaşayanlar için iftardan sonra içilebilecek bir çay tarifi önerelim. Bunun için hemen bardağımı alıyorum. İçerisine birazcık taze nane ekliyorum sizler için. Taze nane neydi? Aynı zamanda çok iyi bir sindirim sistemi dostu. Bunu seviyoruz. Taze nanemi içerisine koyuyorum. İçerisine birazcık yeşil çay ekleyeceğim. Yeşil çaydan ben hiç vazgeçmiyorum. Sizlere de mutlaka öneriyorum. Çünkü şimdiye kadar yapılan birçok araştırmada, gerek zayıflamada, gerek hücrelerin içerisindeki biriken atık maddelerin temizlenmesinde, metabolizmanın hızlandırılmasında etkinliği gösterilmiş en iyi çaylardan bir tanesi. Bir yemek kaşığı kadar yeşil çay koyuyorum. Kan şekerimi dengelesin diye bir rulo tarçın koyuyorum içerisine. Ve üzerine sıcak suyumu ekliyorum. Ne koyduk? Taze nane, yeşil çay ve tarçın üçlüsünü koyduk. Üzerine suyumu ekliyorum. İftardan sonra 2 bardak kadar siyah çay yerine bu çayı içtiğinizde hem sindirim sisteminiz rahatlar hem de baş ağrısı semptomlarınızın daha hafiflediğini hissedeceksiniz. Bir fincan Türk kahvesi de benden size hediye olsun. İster iftarda ister sahurda bunu tercih edebilirsiniz. Bunu bu şekilde yaklaşık 3 dakika kadar demlendikten sonra üzerine taze sıkılmış limonumuzu ekleyerek iftar sonrasında afiyetle içebilirsiniz. Evet, nefis mi nefis çayımızı yaptık. İftardan sonra afiyetle içeceğiz. Uykumuza dikkat ettik. Doğru yiyecekleri seçtik. Tuzdan uzak durduk. Magnezyum oranı yüksek yiyecekleri ekledik. Peki neyi unuttuk sevgili dostlarım? Sizce hatırlatayım mı? Hareket etmeyi unuttuk. Evet, iyi bir metabolizma için hareket etmek o kadar önemli ki ve bizim özellikle Ramazan'da en çok imtina ettiğimiz olay ne? Hareket etmek. İşte kan şekerim düşük, zaten hiçbir şey yemedim. Oruçta acaba zorlanır mıyım diyerekten. Oruç sonrası, iftar sonrasında da basan ağırlık ve rehavetle birlikte bir iki adım atmak istemiyoruz. Bu durumda metabolizmamızı yavaşlatıyor, kan dolaşımımızı yavaşlatıyor ve birçok problemler yaşamamıza neden olabiliyor. Baş ağrısı, kabızlık, sindirim problemleri ortaya çıkabiliyor. O nedenle hareket çok önemli diyoruz. İftar oluyor, ağır yiyoruz, hareket edecek halimiz kalmıyor. Bu da beraberinde başta baş ağrısı ve kabızlık olmak üzere birçok problem yaşamamıza neden olabiliyor. İşte baş ağrısından kurtulmak istiyorsanız bütün bu yaşam tarzı önerileriyle birlikte iftar sonrasında biraz hareketi arttırmanızı tavsiye edeceğim. Teravih namazı bunun için gerçekten çok iyi bir çözüm. Eğilip kalkarken biraz metabolizmayı hızlandırıyoruz. İftardan sonra da yarım saat, bir saat içerisinde en geç çıkıp böyle bir 15-20 dakikalık yapacağınız bir yürüyüş bile metabolizmamızın canlanmasına, kabızlık başta olmak üzere, baş ağrısı başta olmak üzere çeşitli sağlık problemleri yaşamamızı önler. O zaman sevgili dostlarım, oruç tutarken farkında olursak eğer, doğru davranışlarda bulunursak, yediğimize, içtiğimize, uykumuza dikkat edersek daha kaliteli ve daha sağlıklı oruçlar tutabiliriz. Oruç tutarken de vücudumuza sağlık kazandırabiliriz.
Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Özellikle sorularınız için tv360.com.tr Instagram hesabından ve drayçakaya Instagram hesabından, @drayçakaya Instagram hesabından her tür sorunuzu bekliyoruz. Baş ağrısı mı istersiniz, tarif mi istersiniz, kabızlık mı dersiniz, sağlık mı dersiniz? İşte hepsi bu programda sizler için. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere.